Gümüşhane'nin yöresel pestil ve kömesi şimdi ihracat yolunda. Yörede yetişen dut ve cevizden ilk başlarda çerez olarak üretilen pestille köme, zamanla oluşturduğu sektörle Gümüşhane'deki birçok ailenin geçim kaynağı oldu. Pestil ve köme Gümüşhane ile özdeşleşmiştir. Geleceğe pestili kömeyi taşımak için hem tüketiciler hem de üreticilerin sorumlulukları vardır. İşletmeci Muammer Taş, pestil ve kömenin yapımında hiçbir kimyasal maddenin kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Adına dut pestili diyorsak, dut dışında çok kimyasal ürünler kullanmaya başladılar. Bunlar da hasreten üreticilerin ve tüketicilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bizim bu manada gelecekle ilgili endişelerimiz var. Biz diyoruz ki pestili adam gibi yapılır. Dut pestili dutla yapılır. Belki dut ilaveten süt pahalı katılabilir ama son itibariyle kesinlikle glikoz ile meledi şu şeyle sokmanın, Gümüşhane pestiline katmanın bir mantığı yoktur. Ki Avrupa'da yasaklanan bir tatlandırıcı ama maalesef günümüzde bir kısım gıda sektöründe olduğu gibi pestiline de kullanmaktadır. Bu bizim için endişe vericidir. Üreticilerin hedefi Gümüşhane'nin bu kendine has tatlarını gelecek nesillere tüm doğallığıyla aktarmak. Hedefimiz tabii Gümüşhane'ye has olan yöresel ürünün gerek Türkiye gerekse dünya çapında tanınmasını. Bunu yaparken de kaliteden, sağlıktan, temizlikten, hijyenikten kesinlikle ödül vermemek lazım. Ki gelecek nesiller de bu şekilde bizi Gümüşhane'ye temsil edecek.